Evet kıymetli dostlar 17 Şubat 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Daha doğrusu bir tane shorts video var. Bu da ikinci video ile karşınızdayım. Sizlerden bugün yoğun bir beğeni, yoğun bir abonelik bekliyorum arkadaşlar. Hem de maçlarımızdan sonra hediye üyelikleri verilebiliyor. Hani çok şey geliyor. Hocam bana niye şey vermedin, ben çok izliyorum falan diye arkadaşlar. Daha çok izleyen, daha çok e, kanala katkıda bulunan kişilere sistem belirliyor, sistem veriyor. Biz sadece parayı yatırıyoruz. Bilginiz olsun. Fenerbahçe Rize'de ve Fenerbahçe Rize'de ondan öncesinde bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe farklı kazandı. Adını dağlara yazdırdı. Yok, finale yazdırdı. Nerede finale yazdırdı? ING Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlak Şeti 99-68 yenerek tam 31 sayı fark atarak Maçı kazandı ve Türkiye Kupası'nda e, yarı finalde karşılaşmasında galip gelerek adını finale yazdırdı. Finalde rakip Anadolu Efes bilginiz olsun. Çaykur Rizespor Fenerbahçe günün maçı. Şimdi muhtemel 11'ler cart curt var. Öncesinde şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'ın da tabii ki de bir bazı düşünceleri var. Onu da söyleyeyim günün maçı Çaykur Rizespor Fenerbahçe muhtemel 11'ler diyerek söze giriş yapayım arkadaşlar. Şimdi Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'miz bugün Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynayacağız arkadaşlar. Saat 19'da başlayacak. Müsabakayı Galatasaray hakemlerinden Arda Kalleşler yönetecek. Arda Kalleşler'e buradan şunu söyleyeyim. i̇nşallah adaletle yönetirsin adalette yönetmezsen Allah'ın laneti ve gazabı senin üstüne olsun. Yani bunu söyleyelim. Adalette yönetirsen Allah'ın rahmeti senin üstüne olsun. Maç Selçuk Sports bir şey Biyans Sports birden naklen ve şifresiz yayınlanacakmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi Kore'den spor maçından 2-2 ayrıldı. Moraller düştü. Galatasaray'a kısa bir süreliğine liderlik bırakıldı ancak Geri alınacak o liderlik. Ve e, geride kalan 25 karşılaşmada 4, 20 galibiyet 4 beraberlik. Bir yeni gelen İsmail Kartal 64 puan topladı. Aslında Fenerbahçe açısından son yıllara bakıldığında çok iyi bir puan ortalaması. Ancak rakibin hakemlerce e, kollandığı da düşünülürse ortada böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de 3 eksik var. Fred yok biliyorsunuz sakatlığı hala iyileşmedi. Joshua King'in yanı sıra Afrika Oğuzlar Kupası'ndan ikinci olup geç dönen o sayı Samuel de bu deplasmanda forma giyemeyecek arkadaşlar. Rodrigo Becao'nun da maç kadrosunda olmasını artık bekliyoruz. Fenerbahçe'de 4 oyuncu sınırda. Bunu da hatırlatayım arkadaşlar. Tadic, Şimanski, e, ve Ciko. Dördü de sarı kart ceza sınırındalar bir sarı kart daha görürlerse rezalet deplasmanında hafta için hafta içi diyor. Hafta içi değil arkadaşlar. Kasımpaşa maçı 28'inde şey 28 diyorum. 24'ünde o maçta forma giyemeyecekler. Ha bana kalırsa keşke hepsi görse de sıfırlasalar. Hani düşündüğün zaman Tadiç, Şimanski, Bașoğu ama öbür tarafta da birçok arkadaşıma şey diyor. Hocam Tadiç sarı kart görse kimi oynatacağın yerinde? Tadiç görmesin diyor. E, Şimanski görse kim oynatacağım diyor. E, i̇ç sahada Cengiz oynatıp İrfan yedek tutuyoruz. En azından İrfan da Cengiz'de 11 oynar. E, Batuhan'ı yerine Serdar Dursun geldi. Cikun'un yerine de baktığın zaman durum burada. Fenerbahçe 64 puan 34'ünü Deplasman'da yazdırdı. Evinde 13 maçta 9 puan kaybetti. 30 puan aldı arkadaşlar. E, yani rakip sağda 12 maçın 9'unda kalesini gole kapattı Fenerbahçe. 12 maçta 27 kez gol sevinci yaşarken kalesinde sadece 5 gol gördüm. Gol yediği maçlardan da 3 puanla ayrıldı diyor. Bu da ilginç bir istatistik. Muhtemel 11'ler Fenerbahçe, Livakovic, Mert, Çağlar, Ciko, Ferdi Kadoğlu, İsmail, Kurniç, İrfan Can Kahveci, Şimanski, Tadic, Ceko diyor. Burada arkadaşlar Kurniç'in yedek bekletilip Mert Hakan Yandaş'ın oynama ihtimali var. Yani kulağıma böyle bir bilgiyi çaldılar. Rakipte ise Kalecik Gökhan, Taha Şahin, Moç, Moçkisi, Emirhan Topçu, Hojer, Şelvi, Olavoyin, Akintola, Varesinovic, Zekeri ve gayet şeklinde bir tahmini 11 var arkadaşlar. Ee, Sarı karşısında da söyledik. Yani şu kadar maç oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Farklı galibiyetler. Ee, son 10 maçta beraberlik çıkmadı. 9 kez Fenerbahçe kazandı. Bir kez Çaykur Rizespor kazandı diyor. Böyle de bir istatistik var. Fenerbahçe'den flash bir paylaşım. Futbolcular da destek verdi bu paylaşıma. Ee, i̇lk biz yaptık aslında. Güzel de oldu. Çaykur Rizespor maçı öncesinde bir hadi haydi hep beraber paylaşımında bulundum. Futbolcular İrfancan Can Kahveci falan yani go for victory. Ne demek go for victory? Hepinizi üst üste koyup zıplatacağız demek. Yani ben öyle biliyorum. İngilizcem el verdiği kadarıyla. Hani go for victory. Ee, neyse. İrfan Can Kahveci Zafer. Zafer benim diyebilenlerindir. Diyor. Mert Hakan Yandaş. X hesabından son düdük çalana kadar bu arma için alın teri dökeceğiz. Sahada mücadele edeceğiz. Sözümüz söz. Büyük Fenerbahçe taraftarına diyor. Edin Ceko'yu etiketliyor edinecek o da olan akşam akşam beni etiketlediniz demiyor. Sonuna kadar birlikte mücadele edeceğiz diyor arkadaşlar. Ee, Cengiz Ünder de son düdüğe kadar hep birlikte paylaşımında bulunuyor. Cengiz de Çağlar Söyüncü'yü etiketliyor. Çağlar Söyüncü de yüreğimizi koyacağız. Sonuna kadar Fenerbahçe diyor. Yani benim e, maç sonunda Alanya Spor maçı sonunda şöyle bir cümlem vardı. Şerefiniz varsa çıkarsınız. Kalan bütün maçları kazanır. Şampiyon olursunuz diye. Ben hala sözümün arkasındayım. Hani o an öfkeyle falan söylenilmiş bir cümle değil bu. Açık net bir cümle. Ben sözümün arkasındayım. Çıkacak oynayacaklar. Şu da görüyoruz ki oyuncular bazı şeylerin bilincinde umarım sonu da güzel olur. UEFA raporuna Fenerbahçe'den arkadaşlar dün söylediğim haber şu. Fenerbahçe Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden 20 takım arasında 18. sırada. Yani ticari gelirdi. Yani 5 büyük lig takımda lig dışından 3 tane takım var. Fenerbahçe, Celtic ve Ajax. Yaklaşık 2 katı gelir diyor arkadaşlar. 20 kulübün ticari gelirinin TV yayın gelirlerinin neredeyse 2 katına çıktığı ifade edilmiş. İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirlerinin ticari gelenden daha yüksek olduğu belirtilmiş. Yani bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar dün de konuşmuştuk. Bugün gözler Şimanski'de. Tüm gözler Fenerbahçe'de tüm gözler Şimanski'de. Sebebi de belli. Şimanski'nin Fenerbahçe için öneminde yatıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Tadiç'e de güveniyorum. Şimanski'ye de güveniyorum. Batshuayi'ye de güveniyorum. Ciku'ya da güveniyorum. Aynı zamanda oynasın oynamasın Fred'e de güveniyorum. King'e de güveniyorum. Osayi'ye de ve Kavya'ya da güveniyorum. Anlatabiliyor muyum? Oynasın oynamasın Mert Hakan'a da, Ceko'ya da, Cengiz'e de, Çağlar Söyüncü'ye de hepsine de güveniyorum. Hepsi de kulübümün sözleşmeli futbolcusu. Sezon sonuna kadar bu futbolcularla yola devam edeceğiz. Ama bazı maçlar 5 oynayacak, bazı maçlar 10 oynayacak. Hiç önemli değil. Şu, an, şu sıralarda formsuz görüntü çizen, formsuz bir görüntü çizen Şimanski'ye gözler çevrildi. Ve son haftalarda adeta kayboldu. Fred'in sakatlığından sonra son 5 haftayı boş geçti. Yani ilk maçtan arattı bir nevi. Kaybeden 4 puanda, kaybedilen 4 puanda sorumluluk almadı. Samsun maçı ve Alanya maçında diyor. Yani artık Şimanski'den Fenerbahçe bir şeyler bekliyor diyor. Bilginiz olsun. İsmail Kartal'ın hedefi 13 maç 39 puan. Ben Şimanski'ye de güvendim. Bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. İsmail Kartal oyuncularına her maçı kazanabiliriz demiş. Takımı moral aşılamış. Ve ayağa kalkmaları gerektiğini söylemiş. Her maçı kazanırsak şampiyonuz. Daha önceki gibi bir seri yakalarsa kimse bizi tutamaz. Kalan 13 maçtan da 3 puan alabiliriz. Bunun için sizden konsantrasyon istiyorum demiş. Haksız da sayılmaz. Fenerbahçe'de suni gündemle Ryan Kent'in lisansı askıya alındı diyor. TFF'ye bildirilen listede Kent yok. Zaten bu bildiğiniz bir şeydi arkadaşlar. Yani burada tek sıkıntı Alanya maçında Kent'in oyuna girmesiydi. Eğer Alanya maçında oyuna girmeseydi herhangi bir umur sayacağını zannetmiyordum. Ee, hani Kent, e, Kent'in dışında da Perez'in olmaması malum. Livakovic, Kalecan antrenörü de geldi. Morali de yerinde. Hadi bakalım göreceğiz. Osterwald de son haftalarda yedek ama görev verildiği zaman oynuyor. Ben bugün Bonucci sürprizi bekliyorum. Ne derseniz deyin. Koroneç konusunda da İspanyol kartal garantici adamdır. Hani garantici halinden vazgeçeceğini çok zannetmiyorum ama yani kulağıma da Mert Hakan duyumu çalındı ama bilmiyorum yine de. Zayt dediğim gibi arkadaşlar kulübümün sözleşmeli futbolcusu. Kim ne derse desin. Kulübümün sözleşmeli futbolcusu. Ben bunlara güvenmeyeceğim de Galatasaray'ın oyuncularına mı güveneceğim? Hani size de tavsiye ediyorum. Kulübümün sözleşmeli oyuncusu arkadaşlar. Biz bunlara odaklanalım. Anlatabiliyor muyum? Bunlara odaklanalım. Fred'in sahalara döneceği tarih belli oldu diyor. Arkadaşlar Fred konusunda resmi açıklamayı bekleyin. 15'inde, şey 14'ünde güzel şeyler oldu. salı günü bu salı net kontrol yapılacak. Ve net kontrolden sonra en net %100 cevabı salı günü duyacaksınız. Ama hazırlanmasıydı, şunuydu, bunuydu. iki hafta daha oynatılmaması daha mantıklı deniliyor. Çay Gorucu maçında zaten yok. Kasımpaşa maçında isterse oynatılabilir. Ama riske alınması düşünülmüyor. Onu söyleyeyim. Hatayspor Spor maçında da sahalara dönmesi bekleniliyor. Mutlaka belirteyim arkadaşlar. Yani e, futbolcu için ayrılsın. Her aklıma benim şu takılıyor. Galatasaray işte Abdülkerim bardakçı sakatlandı. Ulan adam sakatlıktan döndü hemen gitti. UEFA maçında falan oynatıldı. Bizimkiler niye oynatılmıyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar onlarda bir sıkıntı var. Yani bir sıkıntı var onlarda. O sıkıntıdan dolayı e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mühim değil. Şimdi bu sene Sürmeli Sürmeneri Fenerbahçe'de Olimpiyat şampiyonu milli boksör bu sene Sürmeli Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yani bir Mustafa Hoca klası daha. Trabzonspor'dan ayrılan milli boksör kadrosuna kattığını açıkladı. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz Türk Spor'a ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Bursa'nın sürmeleri kadrosuna kattı. Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla taşlandıran Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen bu sürmeneli artık sarılar civetli formu altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak. Bu sene sürmeneli'ye Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin diyor. 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyoruz diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Söylemiştim. Yanılmadım. Dediğim gerçekleşti arkadaşlar. Trabzonsporlu arkadaşlar da muhtemelen sevilmişlerdir. Niye? Çünkü Fenerbahçe bir marka. Fenerbahçe markası Fenerbahçe markası ebediyen var olacak bir marka. Ebediyen göğsümüzü gururlandıracak bir marka. Biz nasıl bugün Fener'in maçı var diye bir arada toplanabiliyorsak yani Fenerbahçe'nin olduğu her yerde de bunu yapıyoruz. her branşta da bunu yapıyoruz. Tabii koy yüreğini ortaya sloganıyla hareket ettiğimiz bu yolda futbolcularımıza da sonsuz diğer sporcularımıza da sonsuz başarılar diliyoruz. Son haberimiz Fenerbahçe'de Mario Branco'ya iki dev talip var. Geçen gün ben Mario Branco ile ilgili dedim ya bunu bu adamı göndermek salaklıktır. Sakın böyle bir salaklık yapmayalım dedim. Bazı arkadaşlarımız hocam böyle de söylenilmez ki falan diyor. Şimdi haberi okuduktan sonra hocam hakikaten salaklık yani diyeceğinizden adım gibi eminim. Çünkü ben sizi tanıyorum. Siz de beni tanıyorsunuz. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco'ya Portekiz'in devleri talip oldu. Takvimin haberine göre kimmiş? Mario Branco sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı yönelmiş. Tamam. Takvim ayrılacak diyorsa devam edecek. Mario Branco son olarak kurun transferinde yattı kalktı Milan'dan transfer etti. Porto ve Benfica kulüplerinden teklif aldı ve bu iki kulüpten birinde çalışma olasılığının yüksek olduğu ifade edilmiş. Niye Ali Koç öldü mü? 42 yaşındaki Portekiz'de kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlangıç yapıp Vista Krakow, Lubin ve Şita Bükreş'te de aynı görevi devam ettirip 2009 yılında Lexoes ile sportif direktörlüğe adım atmış. Branko Hayduk Split, Lexoes, Estoril'de ve Rumen Kulübü Astra'da ve Pavok'ta görev almış. Gerçek bir futbol dehası, sportif direktörlük yaptığı takımlarda başarılara imza atıyor. Mütevazi bir kulüp olan Hayduk Split onun döneminde şampiyonluğa oynadı diyor. Fenerbahçe'nin de durumu ortada. Arkadaşlar Mario Branco'yu gönderelim mi? Yani kabul eder misiniz? Ben zannetmiyorum kabul edeceğinizi. Kat iyi kesinlikle kabul edeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü Mario Branco Fenerbahçe'ye çok kaliteli bir kadro kurdu. Ve kurduğu bu kaliteli kadro Fenerbahçe'de hani yıllar sonra umutları yeşertti. Gözleri böyle parlattı diyebilirim. Bugün Fenerbahçe'mize dair içinizden geçen hissi bir skor tahmini var mı arkadaşlar? Yani hissi bir skor tahmininiz varsa buyurun yoruma yazın. Ben şunu söyleyeyim kazanmak dışında hiçbir skoru kabul etmiyorum. Kazansınlar gerekirse 1-0 kazansınlar. Yani kazansınlar gerekirse 2-0 kazansınlar. Kazansınlar 5-0 kazansınlar. Fark etmez. Yeter ki kazansınlar arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin kazanmak dışında hiçbir çaresinin olmadığını bir kez daha söyleyeyim. Hani biz şampiyon olacağız diyorsak bu mottoyla ile hareket ediyorsak şampiyonluğa yakışır bir şekilde hareket etmek zorundayız. Ve e, şampiyonluk için elimizden geleni yapmak zorundayız arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler diliyorum. İzliyorum. Fenerbahçe'mize de başarılar diliyorum. Kanalda bir sıkıntımız var ama bugün sanki o sıkıntıdan mahrum uyandık gibi geliyor. E, teşekkür ediyorum arkadaşlar e, İyi ki varsınız iki bu kanalın bir ferdisiniz görüşmek üzere